Canlı canlı ışıl ışıl bir cilt için, yaşlanma etkilerini geciktirmek için, hatta kırışıkları azaltmak için. Ne yemeliyiz, ne içmeliyiz, nelerden uzak durmalıyız? Kısacası güzellik için beslenme denildiğinde nelere dikkat etmeliyiz? Bunu konuşacağız. Beslenme uzmanı Gamze Şanlı ile beraberiz. Hoş geldiniz Gamze Hanım. Günaydın. Merhabalar, günaydın. Şimdi bu konuyu çok önemsiyoruz. Hı-hı. Çünkü biliyoruz ki dışarıdan nemlendirmek, işte ne kadar pahalı ve işte lüks olursa olsun işte tüm kremleri kullanmak yetmiyor. Başta su tüketiminin çok önemli olduğunu evet hepimiz biliyoruz. Doğru. Ama bunun dışında tüketmemiz gereken gıdalar neler olmalı? Evet, aslında cilt sağlığı hepimiz için çok kıymetli. Özellikle son dönemlerde bu anti-aging'in daha böyle gündemde olmasıyla birlikte aslında hiçbirimiz yaşlanmak istemiyoruz. Cildimiz krizini istemiyoruz. Hep böyle daha gergin, daha sağlıklı, daha canlı bir cilt istiyoruz. Ama işte bu noktada beslenmek çok önemli bir faktör. Çünkü sadece dıştan cildimize bir kozmetik uygulamak çok da etkili olmayabiliyor. Evet, kozmetik dünyası inanılmaz gelişti. Çok güzel çalışmalar var. Ama mutlaka besinlerle içten dışa doğru beslemek gerekiyor cildimizi ki o parlaklık, canlılık, gerginlik aslında olsun. Evet, dediğiniz gibi öncelikle su içmemiz gerekiyor. Yani vücudumuzun mutlaka neme ihtiyacı var. Çünkü yaşla birlikte vücudumuzdaki su oranı azalıyor. Şimdi o azaldıkça ne yapıyor? Cildimiz kuruyor. Cilt kurudukça kırışıklıklar, kaz ayakları işte daha çok karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla cildi nemlendirmek bizim için çok kıymetli. Bir de su içeriği yüksek olan besinleri de tercih etmeyi aslında istiyoruz. Çünkü onlar da su kadar bizim için etkili oluyor. Su konusunda şöyle bir anekdot verip onu kapatıp sonra besinlere geçeyim. Günlük olarak 2-2,5 litre kadar su tüketmek önemli. Özellikle çok fazla çay kahve tüketen bir ülkeyiz. Ve bunlar aslında çok fazla miktarda tüketildiğinde diüretik, vücuttan su atıcı etkinlik gösteriyor. Bununla birlikte daha fazla su içmek bizim için çok daha önem taşıyor. Aslında buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, öncelikle. Yani çay kahve içerken aslında su kaybediyoruz. Çok fazla içtiğimizde. Dolayısıyla yanına mutlaka büyük bir bardak su. Çünkü birçok kişi su içtiğinde, daha doğrusu çay kahve içtiğinde yeterli sıvı aldığını düşünüyor. Ama onlar bizim için yeterli olmuyor. Yani biz salt sudan bahsediyoruz. Evet, o yüzden ona dikkat edeceğiz. Kış aylarında Gamze Hanım unutuyoruz su içmeyi. Evet. Mesela yönetmenimle çok sık konuştuğum şey gelmiyor aklımıza. Hani içelim diye içiyoruz ama bazen gün bitmiş oluyor. Bakıyoruz belki bir bardak su içmişiz. Mesela ilaç alırken içmişiz o suyu. Doğru. Hani sürekli hatırlatmak ve susamayı beklememek. Yani bunu bir alışkanlık haline dönüştürmek mi gerekiyor? Kesinlikle öyle yapmak gerekiyor aslında. Susamayı beklememek gerekiyor. Çünkü susuzluk hissiyatı olduğumuzda zaten vücudumuzda %2'lik bir sıvı kaybı olduğunun göstergesi. Vücudumuzda en güzel aslında sıvıyı aldığımızın bir diğer göstergesi de idrar takibi. Eğer idrar rengimiz açıksa zaten yeterli sıvı alıyoruz demektir. Ona dikkat ederek aslında yeterli sıvı alımını kontrol edebiliriz. Yani bir anda böbreklere yüklenmemek, işte gün içerisinde yayarak tüketmek aslında bizim için çok daha önemli ve cilt sağlığı için önemli. Kesinlikle. Bu arada cildiniz şahane görünüyor. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sizin de öyle. Çok teşekkür ederim. O şey de önemli değil mi? Bir seferde öyle hop bir litre su içmeyeceğiz yani. Onu aralara evet aynen. Hani böbreklere bir anda yük yapmamak. Dolayısıyla hani gün içerisinde işte sabah uyandık. Güzel bir bardak suyla başladık. Geceyi de aynı şekilde bir bardak suyla bitirelim ki o bizim için çalışmaya devam etsin aslında. Bu su konusunda buna dikkat etmemiz gerekiyor. Besinler tarafına bakacak olursak da özellikle cildimiz için antioksidan olan besinleri tüketmemiz gerekiyor. Antioksidan vitaminler var. A, E ve C vitaminleri. Bunları mutlaka günlük beslenmemizin içerisine yer almasını isteriz. Bunlar ne Gamzeciğim dersek özellikle A vitamini birçoğumuzun da bildiği göz içinde olan mesela havuç. Ondan sonra bal kabuğu. Böyle sarı olan, turuncu olan tüm sebzeler. Dolayısıyla işte Trabzon hurması, kavun, dediğim gibi bal kabuğu, tatlı patates. Şu anda onlar en iyi A vitamini kaynakları. Ama bununla birlikte yine tabii ki balıkta da var, yumurtada da var, ette de var. Ve koyu yeşil yapraklı sebzelerden işte maydanoz, dereotu, tere bunlarda da A vitamini aslında oldukça iyi. Yani şöyle sabah kahvaltımıza baktığımızda işte bir yumurtamız olsun. Çok tuzlu bir peynir olmasın çünkü tuzu çok vücut sevmiyor. Evet. O yüzden çok yüksek miktarda tüketiyoruz özellikle ülkemizde. Bir de bizim peynirlerimiz hep böyle en tuzlusu maalesef. Evet. En yağlısı, süt ürünlerini seviyor mu cilt? Aslında
seviyor ama şöyle dikkat etmek lazım. Çok ciltte akne problemi varsa o zaman çok sevmiyor. Hmm. Özellikle akne ile ilgili problem yaşayan birçok kişinin de işte A vitaminine dikkat etmesi gerekiyor ve çinko alımına dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü aynı zamanda işte deniz ürünlerinde var, balıkta var, işte muzda var, ondan sonra koyu yeşil yapraklarda da var ve yağlı tohumlar da var. Böyle fındık, ceviz, badem gibi. Onları da günlük beslenmemizin içerisinde sokmamız gerekiyor ama işte bunların hep tuzlu olmayan versiyonu. Hı. Yani cilt şunu seviyor. Özellikle A vitamini, C vitamini, E vitamini, bunun yanında işte B grubu vitaminleri, omega 3'ten zengin bir beslenme. Bunun yanında doymuş yağlar, o katı yağlardan uzak kalmak ve tuzu da aslında belli oranda azaltmak gerekiyor. Buyurun, devam edin. Evet, yani mesela C vitamini de bizim için önemli ki C vitamini de antioksidan bir vitamin ve aynı zamanda suda eriyen bir vitamin. Hepimiz biliriz C vitamini kaynakları. C vitamini ne yapıyor cilde? Özellikle işte bir yaralanma varsa, bir yanık varsa o dokunun iyileşmesini sağlıyor. Bu kozmetik ürünlerin içerisine baktığınızda zaten girenler A vitaminidir, C vitaminidir, E vitamini ilavesi mesela yaparlar. Mesela retinol çok görüyoruz. Evet, aynen, retinol koyarlar, A vitaminin öncü maddesi yine. Bunların aslında tamamen cilt yenileyici, kırışıklıkları azaltıcı ve açıcı, doku yenileyici özellikleri var. O yüzden aslında kozmetik sektörü bunu çok iyi bildiği için diyor ki bu insanlar doğru beslenmiyor. Ben bunu dışarıdan nasıl onarırım? Dolayısıyla bu vitaminleri bu kozmetik ürünlerin içerisine koyarak dışarıdan bir aslında takviye yapmaya çalışıyor. Biz buna dikkat ediyorsak, bir de içeriden de iyi beslenirsek eğer, zaten şahane bir şekilde cildimiz parlıyor. Bununla birlikte işte C vitamini kaynakları olan, zaten bizim ülkemiz bu konuda çok zengin. Evet. Aynen öyle, işte şey var, işte portakal var, mandalina var, limon var, greyfurt var. Bir de şu anda kivi mevsimi gelmek üzere. Günde iki tane kivi tükettiğimizde almamız gereken bütün C vitamini ihtiyaçlarını vücudumuza almış oluyoruz. Ay, şahane. Bu çok iyi. Evet, dolayısıyla hani şu dönemde onu kullanabiliriz. Keza kuşburnu çok iyi bir C vitamini antioksidan kaynağıdır. Belki kuşburnu çayını artık kış aylarındayız, günlük beslenmemize sokabiliriz. Aynı zamanda bağışıklığımızı da kuvvetlendirilerek dediğim gibi derideki onarımı sağlıyor. E vitamini de öyle, ciltte onarımı sağlıyor. İşte kırışıklıkların azalmasına yardımcı. Genelde bir kalkan görevi görüyor. Yani güneş ışınlarından gelen kaynaklı olan ciltte yaşanan problemlerin aslında onarılmasına da çok yardımcı oluyor. Dermakozmetikle ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda özellikle C vitamini ve E vitamininin düzenli kullanılması besinsel olarak dışta değil. Gerçekten ciltte olan herhangi bir güneş hasarını ortadan kaldırmaya çok yardımcı olduğu aslında kanıtlanmış. Dolayısıyla biz neden bunları besinsel olarak almıyoruz ki? Yani o yüzden bunları tamamlamak da bence çok kıymetli açıkçası. Kesinlikle. Besinin hep ilaç olduğunu düşüneceğiz. Evet, aslında öyle. Yani cilt sağlığımız için gerçekten besinler bizim çok önemli bir silahımız. Yani sadece kozmetiklere işte onlarca para dökerek cildimizi iyileştiremiyoruz. Kesinlikle. Bizim özellikle dikkat etmemiz gereken, tabii biliyoruz belki ama bir üstünden geçmekte fayda var. Yani mesela sigara kullanmak maalesef negatif etkiliyor. Cildi gerçekten yaşlandırıyor. İşte su tüketimimizin az olması negatif etkiliyor. Onun üstüne doymuş yağ oranı yüksek olan besinler. Çok böyle işte katı yağlardan bahsediyorum. İşte görünür et organ yağlarından bahsediyorum. Bunları tüketmek, sakatatları tüketmek, şarküteri ürünlerini çok yoğun tüketmek maalesef cildi yoruyor. Onun dışında işte hep böyle diyelim ki işte süt ürünleri tüketiyorsak onların gidip de en işte peynirse en tuzlusunu, işte en yağlısını tercih etmek yerine belki birazcık daha az olan versiyonlarını tuz açısından tercih etmek bizim için çok daha iyi. Çünkü ödem yaptıkça vücuttaki o şişkinlik artıyor. Sonra ödem azaldıkça o elastikiyet problemleri oluyor. Bir de yaş ilerledikçe zaten o bazen kilo verme, hızlı kilo vermeye bağlı sarkmalar da oluyor. Ya da yaşla birlikte zaten yer çekimine yeniliyoruz da birazcık. O yüzden işte egzersiz yapmak bizim için çok kıymetli. Aslında kas tonusunu iyi tutabilmek gerekiyor. Sadece hani evet besinleri konuşuyoruz ama bunları da bir komponent olarak hep beraber kullanırsak zaten çok güzel bir etki görüyoruz. Kesinlikle. O anlattığınız gibi işte beslenmeye dikkat edip aslında mevsimin bize verdiği işte manavda, pazarda olan meyvelerle, sebzelerle beslenip sigaradan uzak durmak, bol su içmek, alkolden uzak durmak, evet, değil mi zannediyorum? Kesinlikle. Peki bir de güneşten de korumak.
korumak mı gerekiyor? Kesinlikle gün içten de korumak gerekiyor ve özellikle son dönemde bu kolajen popülaritesi çok yükseldi. Evet, onu soracağım size, takviyeler ve kolajen meselesi. Evet, yani aslında dış takviyeler ciltte pozitif etki gösteriyor açıkçası. Neden? Çünkü biz besinlerle bunu hani konuşuyoruz ama yeterli miktarda sağlayamıyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi kolajen. Şimdi biz hep kolajeni aslında besinsel kaynaklara yöneliyoruz ama inanın günlük işte içtiğiniz bir işte kemik suyuna, çorbada yeterli kolajen sağlamış olmuyoruz. Maalesef üzgünüm. O yüzden tabii ki bunları kullanalım. Yani evet, bunlar bizim kemiklerimiz için de önemli ama cilt için zaten tip 1 ve tip 3 kolajenden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu cilde takviye olması için isteriz ki yüksek oranlarda sağlansın. Bu hazır olan paketli ürün, yani paketli ürünlerin, takviyelerin miligramlarını kontrol etmek lazım. Yaklaşık 5 ile 10 arasında bir miligrama sahip olması gerekiyor kolajen kaynağı olarak. Yani 5 ve 10 miligram olacak. Tip evet. 1 ve tip 3 olacak. Tip 3 olacak. Aynen, cilt için bunlar önemli. Eğer bunlar azsa, çünkü birçok takviye var piyasada. Evet. Sadece işte bir 2 gram koymuşlar, 1 gram koymuşlar, 1 miligram. Zaten çok az bu rakamlar. Dolayısıyla bizim oranları yüksek olması gerekiyor. Vücut emilebilirliği yüksek olması gerekiyor. Dolayısıyla o zaman biz bu kolajenden faydalanmış oluyoruz. Ama işte bana hep soruyorlar ya Gamze'cim dışarıdan takviye almayalım. Tamam. Besinsel olarak bu kolajeni biz yeterli sağlayabiliyor muyuz vücuda? İşte onu çok fazla sağlayamıyoruz. Çünkü yaşla birlikte özellikle menopoz döneminden sonra vücudumuzdaki kolajen üretimi yarıya düşüyor. Evet. Çok hızlı bir düşüş. Evet. 30'dan sonra %1, %1,5 oranında azalmamız var zaten. Dolayısıyla aslında yani öyle bir şey ki, evet biz cildimize iyi bakmaya çalışıyoruz ama bazı şeylerde artık yapımdan yıkıma doğru geçerken onları böyle takviyelerle de bazı noktalarda desteklemek gerekiyor. Yani her takviyeye kapalı olmak değil. Ama hepsini de tüketmek de değil. Onun dışında böyle alfa lipoik asit, hyaluronik asit gibi aslında kozmetiklerin içerisinde duyduğumuz çok farklı maddeler de var. Belki kulak aşinalığımız da vardır. Özellikle o hyaluronik asit zannediyorum. Takviye olarak da çok kullanılan Evet ve bu kremlerin içerisinde hep böyle görürsünüz ekranlarda. Evet. Çünkü bunlar özellikle vücudun nem dengesini sağlar. Nemli tutmaya yardımcı. Nem ne demek? Kırışıklıkları açmak demek. O yüzden biz hep aslında ana prensip vücudu nemli tutmak. Nemli tutarsak kırışıklıklar açılır, o sarkmalar toparlanır, cildin daha gergin, daha pürüzsüz ve daha parlak olmasını sağlarız. O yüzden olay aslında birazcık daha hep bunun üstüne, daha nemlendirmek. Hani hep böyle işte estetisyenler, onlar da hep öneriler olarak cildi nemli tutmak, temizlemekten bahsederler ya. Evet. Aslında vücudumuzu da ben beslenme uzmanı olarak içten beslememiz gerektiğini söylüyorum. Kötü besinlerden, işte çok yüksek fast food tüketiminden uzak kalmalıyız. Onun yerine işte sebzeler hayatımıza girmeli ki bu şu anda işte brokolidir, karnabahardır, brüksel lahanasıdır. Bunlar çok iyi antioksidanlar. İşte içerisinde E vitamini içeriyorlar ki E vitamini dediğim gibi diğer kaynakları olan o fındık, badem, işte zeytinyağı, ayçiçek, çekirdeği. Bunlar birazcık daha beslenmemizin içerisinde yer alsa şahane olur. Omega 3 çok önemli. Omega 3 şimdi balık konuştuk biraz önce. Özellikle eğer tüketilebiliyorsa haftada 2 kez balık tüketimini biz tercih ediyoruz. Çünkü omega da aslında cildin elastikiyetinde çok yardımcı. Elastikiyet demek kırışmayı en aza indirmek, yaşlanma etkilerini en aza düşürmek demek. Dolayısıyla eğer tüketemeyen birisi ise, çünkü herkes balığa ulaşamıyor da tüketemeye de biliyor, sevmeye de biliyor. Dolayısıyla o zaman işte takviyeler dışarıdan ilave olabilir ama onun da oranlarının yine yüksek olması bizim için faydalı. Ama diğer kaynakları ne Gamze'cim dersek işte somondur, tondur, uskumru, bunlar daha yağlı balıklardır. Onun dışında bitkisel kaynakları ceviz, keten, tohumu, semizotunda yine omega 3 bulunur. Ama tabii emilimleri daha düşük olduğu için bir hayvansal kaynak kadar çok yüksek almıyoruz. Onun dışında da dediğim gibi beslenmeye kolajenler mutlaka eklenmesi gerekiyor. Ciltte genel bu ergenlik döneminde çok akne ve sivilce ile ilgili problemler yaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla birçok kişi ergende kontrol edildiğinde cilt analizinde ya da beslenmesinde çinkoyu çok eksik tükettiği görülüyor. Çinko aslında başlı başına yalnız
az tüketildiğinde de akneyi arttırabiliyor. O yüzden çinko kaynakları olan işte deniz ürünleri, yine balık, işte fındık, ceviz, badem, bunlar mutlaka yer almalı. Belki çinko da takviye edilebilir mi? Evet, edilebilir. Bir dönem, kısa dönem. Yine biyotin çok duyduğumuz aslında, evet, saçlar, tırnaklar ama ciltte de vardır. Dolayısıyla biyotini de işte mesela muz çok iyi bir kaynağıdır. Yulaf çok iyi bir kaynağıdır. Onu kullanabiliriz. Fıstık ezmesi çok iyi bir kaynağıdır. Onları kullanabiliriz günlük beslenmemizin içerisinde. Tabii bu şekilde konuştuğumuzda hepsini birden sokmak zor gibi gözüküyor, evet, ama aslında doğa bize şunu sunuyor. Bu 50 kadar besin öğesini günlük tükettiğimizde, yani işte sebzelerden, meyvelerden, tüm besin gruplarından yeterli faydalandığımızda biz zaten cildimize gerçekten iyi bakmış oluyoruz. Kesinlikle, o kadar güzel anlattınız ki hani böyle bence herkes şimdi böyle pazara manava gidiyor. Nefesli güzel, konuştum güzel. Birazcık. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Gerçekten kendimize iyi bakmamız lazım. Evet. O kesin. Sonucunu da görüyorum karşımda. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok güzel anlattınız. Ben beslenme teşekkür ederim. Beslenme uzmanı Gamze Şanlı bu sabah bize ayırdığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben tekrar görüşebilmek dileğiyle. Çok sağ olun. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Biz de kahvaltı haberleri. Teşekkürler. Diğer gelişmelerle devam edelim.